Sevgili arkadaşlarım, bir önceki videoda test analizi ünitesine bir giriş yaptık. Ne zaman neye bakmamız gerektiğini öğrendik. Şimdiki videomuzda ilk olarak merkezi eğilim ölçüleri nedir onu öğreneceğiz ama ona giriş yapmadan öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim test analizinde göreceğimiz başlıklar belli. Merkezi eğilim ölçülerini öğreneceğiz. Mod nedir? Medyan nedir? Aritmetik ortalama nedir? Sonra merkezi dağılım ölçülerini öğreneceğiz. Range nedir? Standart sapma varyans nedir? Bağıl değişkenlik katsayısı nedir? Bunu öğreneceğiz. Hemen ardından dağılım grafiklerini öğreneceğiz. Normal dağılım, sağa çarpık dağılım, sola çarpık dağılım, bimodal dağılım, modu olmayan dağılım nedir? Onu öğreneceğiz. Ardından ise bireysel anlamda başarı yorumlamada kullanılan Z ve T puan nedir onu öğreneceğiz. Bu başlıkları hatta özellikle elindeki notta ana başlıkları işaretlemeni isterim. Çünkü senin en büyük problemin hani madde analizinde de diğer ünitelerde de hep vurgulayacağım şekilde ana isimleri ve diğer isimleri bilmemen. Çünkü adam sana bazen örtük soruyor. Ne diyor? Diyor ki Ali öğretmen merkezi eğilim ölçülerini hesaplamıştır diyor. Bizimki orada şunu es geçiyor. Merkezi eğilim ölçülerini hesaplatıyorsa demek ki bu adam aslında modu, medyanı, aritmetik ortalamayı hesaplattı. Demek ki altta bunlarla ilgili bir şey söylediğinde bizimki düşünüyor. Yukarıda bunlardan bahsetmemişti ama adam bunu böyle verebiliyor. Ya da sana bir öğretmen sınavdan sonra merkezi dağılım ya da diğer adıyla merkezi değişim ölçülerini hesaplamıştır diyor. Senin artık aklına şu gelmeli. Demek ki bu adam range'ı, standart sapmayı, varyansı hesaplamış. Demek ki alttaki seçeneklerde bununla ilgili bir şey dediğinde ha yukarıda zaten söylemişti diyebilmeliyim. Dağılım grafikleri zaten yorumlayacağız. Bir de şurada diğer isimlerde Z ve T'nin diğer ismi unutma. Önemli olduğu için bunları tekrar ediyorum. Standartlaştırılmış puandır ya da diğer adıyla standart puandır. Yani bir sorunun seçeneğinde ya da hikayesinde Ali öğretmen standart puanları hesapladı ya da standartlaştırılmış puanları belirledi dediği an bil ki o adam aslında Z ve T'yi belirlemiş oluyor. Burayı niye ilk başta özellikle vurguluyorum? Çünkü buralara takılmadığınızda soru çözerken zorlanıyorsunuz. Adam şunu veriyor. Bizimki bunlardan bahsettiğini anlamadığında bunu anlatmadı diyor. Bunu veriyor. Bunlardan bahsediyor seçeneklerde. Yukarıda ondan bahsetmemişti diyor. Ya da Z ve T hep şöyle bekliyor. Z ve T desin. Bazen sana standart puan der. Bazen standartlaştırmış puan der. Bunu araya sıkıştırdım. Şimdi asıl işime giriş yapabilirim. Arkadaşlar bizim bu videoda asıl işimiz merkezi eğilim ölçüleridir. İlk olarak da size merkezi eğilim ölçülerinden mod yani diğer adıyla tepe değeri anlatacağım. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki arkadaşlar bizim mod ya da diğer adıyla tepe değer dediğimiz veri bir sınavda alınan puanlar arasında en fazla tekrar eden ya da akademik anlamda frekansı en yüksek olan veridir. Senin yapacağın tek şey vardır. Sınavdaki örneğe baktığında hangi puan çok fazla tekrar etmişse yani en fazla o puanı alan kişi varsa ona mod diyeceksin. Ama bizim akademik ifadeleri bilmemiz gerekir. Modun tüm kitaplardaki akademik tanımı frekansı en yüksek olan değerdir. Peki hocam frekans nedir derseniz frekans aslında tekrar sayısı demektir. Herhangi bir şeyin frekansının 5 olması o şeyin 5 kere alındığını ya da 5 kere tekrar ettiğini gösterir. Biz bunu sınav bazında düşünürsek eğer bir şeyin frekansı herhangi bir sınavda 7 ise bunun anlamı şudur. O puanı 7 kişi almış demektir. O yüzden frekansı gördüğünde aklına şu gelmeli. Frekans bilimsel anlamda herhangi bir verinin tekrar sayısı demektir. Bunu sınav bazlı düşündüğünde bir puanın kaç kişi tarafından
alındığını gösterir. Aklına böyle gelsin. Buradan hareketle de işte biz modu bulurken aklına ve notuna yaz, frekansı dayana kalırız. Hangi puanın frekansı daha yüksekse o sınavın mod değeri odur deriz. Mesela şöyle bir örnekte, notundaki örnekte 10 puan alan 2 kişi varsa frekansı 2'dir denir. 20 alan 2 kişi varsa frekansı 2'dir denir. 30 alan 1 kişi varsa frekansı 1'dir denir. 40 alan 3 kişi varsa 3 kere tekrar ettiği için frekansı 3'tür denir. Mesela böyle bir örnekte şu frekanslar aslında artık anlamışındır. Bana o puanın kaç kere tekrar ettiğini ya da senin anlayacağın tabirle o puanın kaç kişi tarafından alındığını gösterir. Ben böyle bir örnekte modu bulacaksam, mod bir sınavda puanlar arasında en fazla tekrar eden, yani frekansı en yüksek olandır. Mesela böyle bir basit örnekte mod en fazla tekrar eden puan olan ne çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Zaten sınavlarda modu bulmak bu açıdan çok kolaydır. Fakat sorularda böyle örnekler görebileceğim gibi modla ilgili çoğunlukla göreceğim 5 tane durum var. O durumu tek tek vereyim. Biz modun mantığını bir öğrenmeye başlayalım. Arkadaşlarım bakın, soru çözerken denemelerde, soru bankalarında ya da ÖSYM'nin sorularında göreceksiniz. Bana ÖSYM çoğunlukla modu, medyanı, aritmetik ortalamayı sorduğunda puan frekans tablosu verir. Sen bu saatten sonra bir puan frekans tablosunu gördüğünde şu okumayı yapabilmelisin. Demek ki 10 puan alan 3 kişi var, 20 alan 5 kişi var, 30 alan 8 kişi var, 40 alan 2 kişi var, 50 alan 1 kişi var. Çünkü frekans bana tekrar ya da kişi sayısını verirdi. Ben artık öğrendim ki böyle bir örnekte benden modu bulmamı istiyorsa modu bulurken temel dayanak frekansa bakmaktır. Hangi puanın frekansı daha yüksek diye bakarım. 8 kişi 30 puan aldığına göre bu sınavın mod değeri 30 puandır derim. Burada tabii ki yapılan en büyük hatalardan biri, bazı arkadaşlarım ezbere gittiğinde, ÖSYM de seni yakalamayı çok iyi bilir, seçeneklere frekansın değerini de yazar. Mesela Adana 30 der, Bursa 8 der, Ceyhan bilmem kaç der. Bizim ezberci arkadaşımız şunu unutursa, mod aslında bir puan değeridir. Bunu unutursa, çoğunlukla da ezbere giderse, oradaki frekans seçenekte yazdığında hızlıca onu işaretleyebiliyor. Unutma, mod frekansı en yüksek olan değerse bu 8 sadece benim dayanağımdır, mod karşısındaki puandır. Ama burada şunu da eklemek gerekir. Böyle bir örnekte bazen de benden modu sorduğu gibi grafik çizmemi isteyebilir. Ben sana pratik bir yol öğreteceğim. Bak, böyle örneklerde grafiği çizeceksen mantığın şöyle çalışacak. Git sınav anında senden grafik çizmeni mi istiyor? Frekansları temsilen sırasıyla çubuklar çiz. Ne demek bu? Frekanslar burada. Sırayla başlayacaksın. İlk başta 3 var. 3'ü temsilen bir çubuk çiz. Sonra bundan biraz uzun olduğunu varsayacağımız 5 var. 5'i temsilen bir çubuk çiz. Sonra bunlardan en uzun diye kabul edeceğimiz 8 var. 8'i temsilen bir çubuk çiz. Sonra en kısaya doğru bir tane 2 araya sıkışmış. 2 var. Onu çiz. Sonra en kısaları 1 var. Onu çiz. Yapacağın tek şey, böyle bir örneğin senden grafiğini mi istiyor? Uzun uzadıya uğraşma. Frekansları temsilen sırayla kaç varsa onu temsilen bir çubuk çiz. Sonra ne varsa onu temsilen bir çubuk çiz. Böyle böyle gittiğinde sen zaten bu çubukları birleştirirsen sınavda araman gereken grafiği bulursun. Aslında bu sana neyi anlatıyor biliyor musun? Aslında bu sana diyor ki şu en yüksek noktaya, pardon, şu en yüksek noktaya aslında 30 puan denk geliyor diyor. Zaten moda diğer adıyla tepe değer denmesinin sebebi, sınavın grafiğini çizdiğinizde
en yüksek noktaya hangi puanın denk geldiğini göstermesidir. Sen de sınavda böyle bir durumda en yüksek noktaya hangi puan denk geliyorsa aslında bu sınavın mod değeri, yani diğer adıyla tepe değeri budur diyebilmelisin. Bu birinci durumdur. Dikkat edersen birinci durumda herhangi bir sıkıntı yok. Örneğe baktım. Frekansı yüksek olan bir tane değer vardı. Bu moddur dedim. Ama bazen sevgili dostlar, bize verilen örneklerde frekansı yüksek olan birden fazla değer olabilir. Örneklemek gerekirse, şunu bana verdiğinde baktım. Hoca bana anlatmıştı. 10 puanla 3 kişi var, 20 alan 4 kişi var, 30 alan 7 kişi var, 40 alan 7 kişi var, 50 alan 2 kişi var. Bana modu sordu. Ben öğrendim ki mod frekansı en yüksek olan değer demekti. Baktım 7 kişi 30 puan almış, 7 kişi 40 puan almış. Frekansı yüksek olan birden fazla değer var. Aynı mantık mesela şöyle de gelebilir. Baktım bana bir örnek verdi. 10 alan 3 kişi, 20 alan 8 kişi, 30 alan 5 kişi, 40 alan 8 kişi, 50 alan 4 kişi var. Baktım modu bulacağım ya, frekansı en yüksek olan değer. 8 kişi 20 almış, 8 kişi 40 almış, yine frekansı yüksek olan 2 tane değer var. İşte burada benim aklıma şu gelecek. Eğer bu iki örnekte olduğu gibi burada ve arkadaşım elindeki notta takip edersin, şurada olduğu gibi frekansı yüksek olan birden fazla değer varsa benim mantığım şöyle çalışacak. Burayı iyi dinle. Baktın ki arkadaşım, sana verilen örnekte frekansı yüksek olan birden fazla değer varsa ve o değerler burada olduğu gibi birbirini takip ediyor, yani araya başka değerler girmiyorsa, böyle durumlarda diyeceksin ki mod birbirini takip eden bu iki değerin ortalamasıdır. Burada baktım 30 ile 40 arka arkaya gelmiş. İkisinin de frekansı aynı ve en yüksek. Araya da başka bir değer maalesef ki girmemiş. Demek ki mod bunların ortalaması olmak zorunda. Ama ve lakin okuduğun örnekte sevgili arkadaşım, şurada olduğu gibi frekansı yüksek olan birden fazla değer var ama bu değerler burada olduğu gibi birbirini takip etmiyor. Araya başka değerler girmişse böyle durumlarda diyeceksin ki normalde birbirini takip etseydi bunların ortalaması moddu. Eğer birbirini takip etmiyorsa diyeceksin ki bu dağılımın iki tepeliği vardır ve mod değerleri sırasıyla 20 ve burada olduğu gibi 40 puandır. O zaman toparlarsan dikkat et. İlk durumda frekansı yüksek olan bir tane değer vardı. Mod budur dedim. Ama burada öğrendim ki frekansı yüksek olan birden fazla değer varsa mantığım şöyle çalışacak. O değerler birbirini takip ediyorsa mod bunların ortalamasıdır. O değerler birbirini takip etmiyor da araya başka puanlar giriyorsa bu dağılımın çift modu vardır. Zaten grafiğini çizdiğimde bunun ne olduğunu daha iyi anlayacaksın. Düşün. Sınavdasın. Senden grafik istedi. Mantık ne? Cüneyt Hoca anlattı diyeceksin. Grafik çizerken frekansları temsilen çubuk çiz dedi. Sırasıyla başla. İlk çubuk şansıma yine 3. Sonra bir tane 4 var. Bundan biraz uzun olmalı. Sonra bir tane 7 var. Hayret! Bir tane daha 7 var. Sonra bir tane de en kısaları 2 var. Cüneyt Hoca dedi ki çubukları çizdiğinde bu çubukların sen ucunu birleştirdiğinde aslında araman gereken grafiği ararsın. Aslında bu sana ne anlatıyor biliyor musun? Sevgili arkadaşım, bu sana diyor ki şu uzun çubuklardan birine 30 puan denk geldi. Şu uzun çubuklardan birine 40 puan denk geldi. Bu değerler birbirini takip ettiği için biz bunları kırmayalım dedik. Tepeliğine bunların ortalaması olan kaç dedik? 35. Bak mantığı buradan da anlayabilirsin. Birbirini takip ettiği sürece mod bunların ortalamasıdır. Ama birbirini takip etmediğinde yine birlikte grafik çizelim. Diyeceksin ki Cüneyt Hoca bana anlatmıştı. Çubukları temsil, frekansları temsilen çubuk çiz demişti. Çizelim.
Yine şansıma 3 ile başlatmışım. Sonra bir tane 8 var. Araya bir tane 5 sıkışmış. Bir tane daha 8'imiz var. Bir tane de 4'ümüz var. Ne demişti? Çubukları sırasıyla çizdiğinde, sen bunları birleştirdiğinde grafik ortaya çıkar. Şaşırtıcı. İki tane tepeliği var. Aslında bu sana ne anlatıyor? Tepeliklerden birine 20 puan denk gelmiş. Tepeliklerden birine 40 puan denk gelmiş. Araya başka değerler girdiğine göre iki tane tepeliği, yani iki tane modu var diyeceksin. Mantığı buradan gelir. Birinci durumu gördük. İkiyi gördük, üçü gördük. Peki hocam, başka karşıma neler çıkabilir? Son iki durumu vereyim, modu öyle bitireyim. Arkadaşlar, bazen de sizin karşınıza puan frekans tablosunda puan aralıkları çıkar. Yani şöyle örnekler görürsünüz. 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25. Karşısına da sadece frekansı verir. Yani şurasını sana hazır vermez. Böyle durumlarda gözün korkmasın. Bu aslında sana neyi anlatıyor biliyor musun? Diyor ki 1 ile 5 aralığında puan alan 3 kişi var. 6 ile 10 arasında puan alan 5 kişi var. 11 ile 15 arasında puan alan 7 kişi var. 16 ile 20 arasında puan alan 4 kişi var. 21 ile 25 arasında puan alan 6 kişi var diyor. Aslında burada sadece bu aralıkta bu kadar kişi var, bu aralıkta bu kadar kişi var. Bunu anlatmaya çalışıyor. Peki böyle bir örnekte benim mantığım nasıl yürüyecek? Aklına ve notuna lütfen yaz. Sınavda ÖSYM sana sadece puan aralığı ve frekansları verirse, ister modu sorsun, ister medyanı sorsun, ister aritmetik ortalamayı, ister rancı sorsun. Böyle durumlarda hep diyeceksin ki puan aralığı varsa öncelikle orta değer bulunur, öncelikle orta değer bulunur. Orta değer bulunurken uç değerleri topla, 2'ye böl. 1 ile 5'i topladım, 2'ye böldüm, 3. 6 ile 10'u topladım, 2'ye böldüm, 8. 11 ile 15'i topladım, 2'ye böldüm, 13. 16 ile 20'yi topladım, 2'ye böldüm, 18. 21 ile 25'i topladım, 2'ye böldüm, 23. Hep mantığın böyle çalışacak. Puan aralığı gördüğünde modu, medyanı, aritmetik ortalamayı, rancı mı sordu? Önce orta değeri bul. Bulurken de topla 2'ye böl, topla 2'ye böl. Bunu bulduktan sonra olay aynı. Şu yokmuş gibi düşüneceksin. Şuraya bakacaksın. Modun tanımı neydi? Frekans en yüksek olan değer. Baktın, baktın. 7 kişi 13 aldığına göre mod 13'tür dedin. Bu olayı da bu şekilde halledersin. Hiçbir farkı yok aslında. Son olarak da lütfen şunu unutma. Bazen de sana verdiği örneklerde tüm puanların frekansları eşit olacak. Mesela 10 alan 4 kişi var. 20 alan 4 kişi var. 30 alan 4 kişi var. 40 alan 4 kişi var. 50 alan 4 kişi var. Böyle bir durumda da diyeceksin ki modu bulurken ben frekansa bakardım. Mod frekansı en yüksek olan değerdi. Ama buraya baktığımda frekansı diğerlerinden daha yüksek olan bir değer yok. Demek ki bu sınavın herhangi bir tepeliği, yani modu yok. Zaten sevgili arkadaşım, sen dediğim yöntemle bunun grafiğini çizmeye kalksan şunu görürsün. Çubukların uzunlukları aynıdır. Düz bir çizgi çıkar. Herhangi bir tepeliği yoktur. Özetle sakın unutma. Modu bulmak sınavda çok kolaydır. Modu bulurken frekans temel alınır. Dayanak frekanstır. Grafik çizimindeki yöntemi lütfen unutma ve şunu bil. Mod merkezi eğilim ölçüleri arasında en basit olandır. En ilkel olandır. En az bilgi verendir. Bunu böylelikle bitirmiş olduk. Şunu unutma. Grafiği çizdiğinde sadece tepeliğe hangi puanın denk geldiğini gösterir. Sırada medyan var. Bir sonraki videoda medyanı göreceğiz.